sosyal medyayı hem çok seviyor hem engelliyor. Çünkü sosyal medya kullanım analizlerine bakacağız. Liderlerin, Erdoğan'ın ne kadar geniş bir kapsama alanı olduğunu orada göreceğiz. Tabii seçim zamanlarında özellikle artan sosyal medya harcamalarıyla da AKP çok dikkat çekiyordu. Siyasal iletişimci Sayın Eren Aksayoğlu bizimle. Eren Bey merhaba, hoş geldiniz. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Eren Bey. Biz yasakları konuşuyoruz, biz katliamı konuşuyoruz, biz üzüntü verecek ve daha zor yaşamamıza sebep olacak her ne olabilirse yapıldığını, olduğunu görerek yaşamaya çalışıyoruz ülkemizde. Şimdi Instagram yasağı, ardından Roblox yasağı, TikTok'u da herkes kapatılsın istiyormuş, öyle diyor AKP'li isim. Yasaklar belli ki ardı ardına gelecek, böyle görünüyor. Biz yasaklara aşinayız AKP iktidarına daha öncesinden de. Jurnata Dijital Medya raporu Temmuz ayına baktım ve o raporda liderlerin sosyal medya kullanım oranlarının nasıl yansıdığını gördüm. Sayfa beğenilerinde Erdoğan neredeyse pek çok ismi 2'ye, 3'e, 5'e katlıyor. Yine sayfa takipçilerinde, beğenilerde, paylaşımlarda öne çıkıyor. Buradan anlıyoruz ki sosyal medya kullanmayı seviyorlar ve bunu da siyasette sonuna kadar kullanıyorlar. Acaba veriler bize bunu anlatıyor mu? Evet, tam olarak bunu anlatıyor. Çünkü özellikle Facebook'un yükselmesi beraberinde biraz da Tayyip Erdoğan'ın ve Adalet ve Kalkınma Partisi yükselmesi tarihsel olarak tekabül eder. Ve bu sosyal ağları sadece merkez medyayı ele geçirene ve dağıtana kadar, kendi yandaş medyasını kurana kadar çok etkili şekilde kullandı Adalet ve Kalkınma Partisi. Hatta neredeyse oradaki stratejiyi, ana stratejisi, ana kampanyaları haline getirebilecek kadar güçlü şekilde kullandı. Bu süreç 2020'ye kadar geldiğinde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan ikili stratejisi bütün sosyal medya alanında neredeyse reklamını yapabilecek kabiliyetteydi. Fakat şöyle bir değişiklik oldu. Hem Ekrem İmamoğlu'nun artık yavaş yavaş sahneye çıkmış olması, hem de özellikle yalnızca Twitter ve Instagram alanları değil, TikTok alanında muhalefet tarafından keşfedilmesi çeşitli tarihsel kesitlere tekabül ediyor. Bütün bunlar tarafından keşfedilmesi beraberinde ister istemez Adalet ve Kalkınma Partisi başka bir stratejiye götürdü. Neydi o strateji? Zaten üstün olduğumuz yerde artık bir üstünlük belirtemiyorsak buraları kapatma eğilimi içerisinde olalım. Yani iki veri var bununla ilgili elimizde. Birincisi Facebook'ta ve Instagram'daki etkileşim sayılarında Ekrem İmamoğlu, Tayyip Erdoğan karşısında çok uzun süre öndeydi. İkincisi ise alt gelir gruplarını temsil eden, özellikle AKP seçmenini temsil eden TikTok'ta muhalefet kısa süre içerisinde toparlandı. Ve orada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin elde ettiği tahakkümü kırmayı da başardı. Bu beraberinde neyi doğurdu? Bir, hali hazırda işte şu anda ekrana getirdiğiniz beyefendi yerli ve milli bir sosyal medya olmasından bahsetti. Hem de ikinci aşamada Tayyip Erdoğan'ın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikili dijital stratejisinin artık yavaş yavaş rekabet etmek zorunda kaldığı bir alan ortaya çıktığı için bunları yasaklamak gündeme geldi. Yani şunu söyleyebiliriz, Sayın Hüseyin Yayman TikTok'u kapatılması gerektiğini söylüyor fakat bunlar 2 sene kadar önce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesini hatırladığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin TikTok'ta ciddi bir tahakkümü vardı. O zaman kapatılması akıllara gelmiyordu. Bugün hali hazırda Ekrem İmamoğlu'nun, hatta belirli ölçerde Mansur Yavaş'ın etkileşimlerinin, artık Tayyip Erdoğan'ın etkileşimlerinin önüne geçtiği görülüyor. Ve bugün kapatmak akıllarına geliyor. Yani burada bir rekabet edememe durumu var. Bu yüzden Tayyip Erdoğan bir haliyle, bir şekliyle sizin işte karşıda belirttiğiniz gibi sosyal medyayı çok seviyor, çok önemsiyor, kullanıyor. Hatta neredeyse belirli aşamalarda çalışanlarını o görevden uzaklaştıracak kadar kullanıyor. Bakın çok gündeme gelmemişti. Tarihini çok hatırlamıyorum. Belki 4-5 sene kadar öncesindedir. Tayyip Erdoğan'ın cuma namazında camide olduğu bir anda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'ne atılan bir tweet sebebiyle orada çalışan arkadaş görevden uzaklaştırıldı. Yani bu kadar oradaki stratejiye özen gösteren, dijital stratejiye özen gösteren bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu anlamlarda Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayyip Erdoğan açısından
Sosyal medya çok önemli ama rekabet edemediği ölçüde ise orayı yasaklayacak kadar da önemsiz. Yani hem seviyor hem de bir tarafta yasaklamak istiyor. Çok farklı bir açıdan aslında bu olayı analiz ediyorsunuz. Ben açıkçası bu ana kadar hiç düşünmemiştim. Yasakçı zihniyet öne çıkıyor. İşte yerli ve milli sosyal medya yapılanmasıyla belki de daha fazla kontrol hedefleniyor. Bunun taşları mı döşeniyor? Sorularını soruyordum kendi kendime. Ama diyorsunuz ki Erdoğan'ın etkileşiminden daha fazla almaya başlayınca Ekrem İmamoğlu bir rahatsızlık duyulmaya başlandı. Yani artık orada da bir rekabet söz konusu oldu ve bunun etkisini de bir nebze de olsa ya da çok büyük bir payla da olsa görüyoruz biz bu yasaklamalarda. Tabii. Bakın bir örnek vereceğim sadece. Hı hı. Adalet ve Kalkınma Partisi organizasyonu önemli bölümü İstanbul olmak üzere yerel seçimlerden bugüne kadar yerel seçimden öncesinden bugüne kadar 29 milyon lira para harcamış. Sadece Facebook ve Instagram alanındaki reklamlı bölümlerden bahsediyorum. Buna Anadolu'yu eklediğimiz zaman büyük ihtimalle bu sayı 40 milyona kadar çıkar. Bunun yanı sıra kamuoyunda aktör olarak bilinen troll organizasyonuna ciddi şekilde para aktarıldığını biliyoruz. Buradaki sayıları bilmiyoruz. Tam anlamıyla bilmek mümkün değil. Çünkü yapı sürekli değiştiriliyor. Kişiler sürekli değiştiriliyor. Aktörlerin belirli bir organizasyonu dağıtıldıktan sonra aynı organizasyon başka bir yerde kurulabiliyor. Başka insanlara teslim edilebiliyor. Burada bir rant ağı var esasen. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nden veya onun sermaye çevresinden trollere doğru aktarılan bir rant ağı da var. Bu rakamları üzerine koyduğumuz zaman internet alanına, sosyal medya alanına ciddi şekilde para aktarıldığını gözlemleyebiliyoruz. Bakın iki gündür sadece şu tartışılıyor. Az önce haberde verdiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 300 bin dolar kadar bir para harcadığı söyleniyor. Günlük 300 bin dolar kadar para harcadığı söyleniyor. Ve bütün troller, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın bütün hesaplar diyelim, aynı şeyi tekrar ediyor. Sonra rakamın olmadığını öğreniyoruz. Hatta rakamın bir sponsor aracılığıyla verildiğini de öğreniyoruz. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğrudan cebinden çıkan rakam olmadığı söyleniyor. Hatta öğreniyoruz ki Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun da burada bir desteği olmuş. Yani anladığımız kadarıyla organizasyonun bir bölümünde Paris Belediyesi karşılamış veya destek olmuş. Böyle buna benzer bir takım muğlaklıklar var. Bütün bunlara rağmen bütün Adalet ve Kalkınma Partisi çevresinin tamamı 300 bin, özür dilerim az önce dolar dedim, 300 bin euro konusunda çok netler. Yani sanki önlerinde bir evrak, bir belge varmış gibi çok net şekilde konuşabiliyorlar. İşte bu organizasyonların ortaya koyduğu içeriklerin netliği beraberinde pratikte ister istemez bu organizasyonun tek bir merkezden yönlendirildiği algısına doğurur. Bu doğru olabilir, yanlış olabilir. Çok önemli değil. Ama tek bir merkezden yönlendirildiği algısını doğurur. Bu beraberinde ister istemez bir rant ilişkisini kendiliğinden doğurur. Çünkü bizim başından beri bilebildiğimiz kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi organizasyonu bayrak asmaktan ülkenin, bayrak asmaktan tweet atmaya kadar neredeyse bütün pratiklerini bir takım rant ağları içerisinden organize etti. Sahada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu günlerden bugüne kadar biz hiç AK Parti genç kollarını görmedik. Biz AK Parti genç kollarının bayrak astığını bile görmedik. Bayrak asma organizasyonları dahi şirketlere verildi. Yani bütün bir siyaset kurumunu rant ağı üzerinden, rant ilişkileri üzerinden okuyan bir organizasyonun sosyal medyaya para aktarmayacağını düşünmek çok anlamsız olur zaten. Biz seçim zamanı neyi konuşmuştuk Eren Bey? Sizinle de yayınımızda konuşmuştuk. Ne oluyor? Deepfake videolar, işte Kemal Kılıçdaroğlu sanki terör örgütü propagandası yapıyor gibi montajlanmış o videoların miting alanlarında izletilmesi, sosyal medyada paylaşılması. Bir de Cambridge Analytica'cılık yöntemini öğrendik. O yöntem mi kullanılıyor, ne oluyor sorularını sorduk. Bunların hepsini biz yaşadık. Aynı öyle, aynı öyle. Bakın bir ek daha yapayım buraya. Burada kritik şu, Cumhuriyet Halk Partisi organizasyonu çoğunlukla kendi örgütleri, gençlik kolları veya ajanslar çerçevesinde siyasal iletişim organizasyonları yapar. Bu aşağı yukarı bütün partiler için böyledir ama Cumhuriyet Halk Partisi çok belirgin bir yapı olduğu için söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi organizasyonları özellikle seçim dönemlerinde özellikle negatif kampanyaları kendi partisinin uzağında tutar. Başka organizasyonlar aracılığıyla yapar. Yani şunu söyleyeceğim. Az önce söylediğim 29 milyon rakamının yanına Anadolu'yu bir taraftan negatif kampanyayı bir taraftan sermaye çevrelerini eklediğin zaman rakam çok fazla büyüyor. 40 milyona çıkar dediniz.
Tabii bakın sadece bu Adalet ve Kalkınma Partisi organizasyonunun Anadolu'da harcadığı para büyük ihtimalle. Yani bunun dışında bir de negatif kampanyalar gündeme geldiğinde, sizin az önce bahsettiğiniz negatif kampanyalar da gündeme geldiğinde, YouTube reklamları gündeme geldiğinde, Google reklamları gündeme geldiğinde ki Google ve YouTube aynı şirket, Google organizasyonu Türkiye'deki reklamların ne kadar para harcandığı verisini kamuoyuna söylemiyor. Böyle bir Türkiye ile böyle bir anlaşması yok. Dolayısıyla bunu aktarmıyor hiçbir yere. Ama Google'ın reklamları, YouTube'un reklamları devreye girince rakam çok hızlı şekilde büyüyor. Dolayısıyla siz esasen hem bir organizasyona iyiliş ediyorsunuz. Sosyal medya organizasyonunun tamamını, mecraların tamamını iyiliş ediyorsunuz. Buralarda bir hakimiyet kurmaya çalışıyorsunuz. Yetmiyor. Yasalarla hakimiyet kurmaya çalışıyorsunuz. Ya da işte bir şekilde o mecraları sıkıştırarak, vergi gibi süreçler üzerinden sıkıştırarak, yasal temsilcilikler üzerinden sıkıştırarak bir tahakküm kurmaya çalışıyorsunuz. Bunlar yetmeyince de kapatmaya çalışıyorsunuz. Bu da yetmiyor. Bir de üzerine yerli ve milli bir takım sosyal medya araçları olmasından bahsediyorsunuz. Yani oraya biraz sonra... Buyurun sorun. Tam gelmişken o noktaya sorun. Buyurun. Şurası çok önemli. Yarın biz Instagram'ın tamamen Türkiye'den çekildiğini, Twitter'ın ve Facebook'a girilemediğini varsayalım. Bunun ucuna YouTube'u da ekleyelim. Yerli ve milli sosyal ağları kurduğumuzu varsayalım. Evet. Muhalefet buralarda nasıl konuşacak? Evet. Nasıl ses çıkaracak? Nasıl özgür bir şekilde içerik paylaşabilecek? Hepsini denetleyeceksiniz. Çok açık bu. Hepsini denetleyeceksiniz. Yani eğer... Sadece muhalefet değil, yurttaşlar için de aynı soru işareti doğar. Tabii. Aynı zamanda siz şimdi Facebook'u, Instagram'ı, bu organizasyonları sıkıştırdığınızda, kendi yasal mevzuatınızı onlara dayattığınızda ve neredeyse istihbarat anlamına gelecek bir takım kişisel verileri devlet adına onlardan almaya başladığınızda muhalefet tümden, yurttaşlar tümden köşeye sıkışmış olacaklar ve biz sosyal ağlar üzerinden neredeyse iletişim içerisine geçemeyecek bir durumda olacağız. Ya da her birimiz kelimelerimizi seçmek zorunda kalacağız. Sosyal ağlarda bu sıkışıklık yaratılabilirse eğer şu anda ekrandaki beyefendi bütün bunları başarabilirse muhalefetin muhalefet yapabileceği hiçbir alan kalmayacak. Yurttaşların sesini çıkarabileceği hiçbir alan kalmayacak maalesef. Evet, siz anlatırken yeni bir soru daha geldi aklıma. O bir de sahte videoların örneğin paylaşılması için ödenen para var. Bir kendi reklamları için ödenen para var. Onun oranını bir miktarını açıkladınız. Hani diğer Anadolu'yu katarsak 40 milyon olabilir dediniz. Bir de sahte videoların paylaşımı için akıtılmış olan para vardı. Örneğin Ekrem İmamoğlu'na hedef alan pek çok şeyi yine... Hatırlayalım seçim zamanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi orada yapılan girişimleri hepsini görmüştük. Acaba bu seçim sonuçlarıyla birlikte işe yaramadığı da görüldü ve o yüzden sosyal medyada hani etkileşimin azalması, ilginin azalmasıyla birlikte işe yaramayacağının da farkına varıldı mı Eren Bey? Bence tam olarak böyle. Bakın bu da beraberinde toplumun direnç noktalarından bir tanesi. Evet. Çünkü o gerçekliği aştığınız andan itibaren özellikle yapay zeka ile beraber artık bu süreçlerin tutunabilmesi ve toplumu ikna edebilmek çok mümkün değil. Bu süreçlerin aşılmasıyla beraber toplumdaki bilinç sıçraması da meydana geliyor. Yani yapay zeka gibi bir ortamda siz Kemal Kılıçdaroğlu nasıl olur da bir terör örgütüyle ilişkilendirebilirsiniz ki? Yani akşama kadar zaten insanlar bulundukları mecralarda yapay zekadan yeterince sıkılmış. Dolayısıyla neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda teyit mekanizmalarının bile yetersiz kaldığı bir ortamda buna benzer süreçler çoğu zaman işe yaramaz. Yani kendi toplumsal tabanınızın eline bir argüman vermek dışında neredeyse hiçbir şey başaramazsınız. Yeni insanları ikna edemezsiniz. Dolayısıyla doğru ile yanlışın birbirine çok fazla karıştığı ama bu seçim döneminde bunun muhalefetin de işine yaradığı ki muhalefet bu konuda savunma pozisyondadır her zaman. İktidarın elindeki araçlarla muhalefetin elindeki araçları karşılaştırdığınızda esasen savunma pozisyonundan daha fazlasına gidemeyeceği anlamına da gelir. Bu konuda evet muhalefetin işine artık bu karışıklık işe yaramış gibi görünüyor ve ben toplumdaki o bilinç düzeyinin özellikle sosyal medya okuryazarlığı olarak adlandırılan bilinç düzeyinin çok yükseldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonra ortaya atılacak iddiaların pek çoğu bir görsel, bir video veya bir tekst şeklinde de olabilir. Çoğu zaman yalanlanabilir. Ama bunun için teyit mekanizmalarının da güçlendirilmesine ve bütün alana yayılmasına da ihtiyaç var. İşte bu son girişim, Instagram'ın yasaklanması ve beraberinde diğer mecralara sıranın getirilmeye çalışılması girişimi bence bunu ters düz edilmeye çalışılması. Çünkü insanlar bir şekliyle birilerinden haber alarak neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda çok hızlı şekilde bilinçlenebiliyorlar esasen. Evet. Peki Eren Bey,
Şunu da sormadan olmaz. Üzerinden geçti ama Instagram'ın ilk yasaklandığı gün yurttaşa Instagram yasakken Erdoğan'ın cuma namazı paylaşımı var biliyorsunuz. Bu bir iletişim hatası mı? Tam olarak bakın Adalet ve Kalkınma Partisi organizasyonunda tam anlamıyla iletişim süreçleri söz konusu olduğu zaman her şey dört dörtlük yapamıyor. Bazı hatalar gündeme gelebiliyor. Zaten iletişim başkanlığının kurulmasının altındaki gerçek de o. Yani parti teşkilatının yaptığı hatalar, sermaye çevrelerinin pozisyon alması vesaire bütün bu süreçleri bir başkanlık içerisinden yürütülmesi süreci gündeme getiriliyor. Biz bunu maalesef deprem sürecinde de gördük. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi organizasyonu depremde bazı il ve ilçelere yardım götürmeyi öncelemek yerine iletişim kampanyasını öne çıkarmak ve frene basmak yerine gaza basarak bunun 100 yılın felaketi olduğu yönünde çok açıktan kampanya yürüterek bir şekilde sırtından o yükü atmaya çalışma yöntemlerine baktı. İnsanların enkaz altında kaldığı bir dönemde biz televizyonda üzerine özenle titizlenmiş bir 100 yılın felaketi reklam kampanyası gördük. Böyle bir ortamda iktidarın önceliğinin ne olduğunu anlamak gerekiyor. Çünkü bu öncelikle daima iletişim süreçleri ve algının yönetilmesi süreçleri devreye sokuluyor. Dolayısıyla toplum manipüle edilebiliyor. Bunun da tek bir merkezden yapılmaya çalışıldığını anlıyoruz. Zaten iletişim başkanlığına getirilen eleştirilerin tamamına yakını esasen Cumhuriyet Kurumu'nun, Cumhuriyet'in bir iletişim başkanlığı olması değil, tam tersine şüphesiz bir iletişim başkanlığı olmalı. Ama iletişim başkanlığı organizasyonunun bütün önceliğini devletin ya da Cumhuriyet'in ya da bu değerlerin önceliği olarak görmeyip Tayyip Erdoğan'ın iktidarda tutulmasının her şeyden örnek olması. Şimdi adı üzerinde anladım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Aslında kurulurken bile düşünülmüş galiba, tabii, değil mi? Tabii bu çok kötü bir şey. Dolayısıyla öncelik bu olduğu takdirde siz bu iletişimi yürütemezsiniz. En büyük sorun burada bu olur. Olimpiyatlarda da bir iletişim yürütmek mümkün olmaz. Eurovizyon'a katılıp katılmama konusunda da bir iletişim yürütemezsiniz. Ya da Türkiye ile ilgili doğrudan Türkiye'nin başarılarıyla ilgili süreçleri yönetmek yerine sosyal medyayı manipüle etmeye çalışmak, Türkiye'deki toplumsal muhalefeti manipüle etmeye çalışmak. Yine hatırlayalım, Avrupa Şampiyonası'nda bir futbolcunun yaptığı bozkır işaretinin el altından sosyal medya aracılığıyla ısrarlı şekilde savunmaya çalışılması ve ona karşı çıkanların, itiraz edenlerin manipüle edilmeye çalışılması gibi süreçler esasen Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyet yapılanmasının esasen çok da içine yarayan işler değil. Tam tersine burada hükümeti ve Tayyip Erdoğan'ı göz ardı ederek iletişim başkanlığının doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatini düşünecek bir pozisyon alması icap eder. Peki troll ordusu da zayıflamaya mı başladı ya da etkisini yitirmeye mi başladı? Çok açık şekilde oldu bu, çünkü internet artık çok karışık bir mecra, karmaşık bir mecra ve algoritmalar üzerine her şey dayanıyor ve o algoritmalar her zaman işlevsel olmuyor troll organizasyonu açısından. Daima değişen bir yapı var. İnternette, sosyal medyada değişen bir yapı var. Dolayısıyla bu yapıya eşlik edebilmek, uyum gösterebilmek çok mümkün değil. İletişim Başkanlığı bu konuda geride kalıyor diyebiliriz. Bu iyi bir şey şüphesiz. Dolayısıyla troll organizasyonunun ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'ni savunacak yapıların sadece birkaç cümleden öteye varamadığı, içerik oluşturamadığı... Kopyala yapıştır içerikler olduğunu görüyoruz çünkü. Aynı tabii. Şeyi binlerce kişi paylaşıyor, aynı cümleleri. Aynı öyle. Aynı zamanda hem 2019'da hem de 2024'te belediyelerin kaybedilmiş olması buradaki rant ağının çöktüğü anlamına da geliyor. Çünkü hali hazırda şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi organizasyonu kendi yandaş gazetelerini bile fonlayamıyor ki kaldı ki süreç trollere kadar uzanabilsin. Çok mümkün değil. Dolayısıyla bu rant ağının daralmış olması beraberinde oradaki bütün yapılanmayı doğrudan etkiledi. Artık daha az insanın müdahale ettiğini görüyorsunuz. Şimdi önemli bir konuya ilişkin sizi bölüyorum. Yaşam Hakkı Savunucuları Altındağ Belediyesi'nde açıklama yapıyor. Birlikte dinleyelim. Bir de burada çünkü mücadelemiz var. Geliyor ekrana. Zifiri karanlık. İki kadın bir erkek. Arkadaşıma kıyamadım.